Merhaba arkadaşlar bugün 7. sınıf map yayınları sayfa 25, 29 ve 30'daki sıra sizde kısımlarını çözmüş olacağız. Alıştırmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. A şıkkımızda başlarsak bakın tam sayılarla çarpma işlemi arkadaşlar. Eğer aynı işaretli iki sayı çarpılırsa sonuç pozitif. Zıt işaretli iki sayı çarpılırsa sonuç negatif olduğunu unutmamamız gerekiyor bu konuda. İki tane aynı işaretli. x de eksi işaretli olduğu için pozitife dönüştü arkadaşlar. 12 ile 4'ü çarptığımızda da 48 cevabına ulaşmış olduk. Birinci cevabımız artı 48 olacak. Eğer 12 ile 4'ü çarpamıyorsanız arkadaşlar yanda kenarda bir yerde 4 kere 2 8 4 kere 1 4'ten 48 cevabını bu şekilde de tespit edebilirsiniz diyoruz. 5 şıkkına geçtiğimizde zıt işaretli iki sayının çarpımı o yüzden sonuç negatif. Bakın zıt işaretli çarpılıyorsa negatif. Aynısı çarpılıyorsa aynı işaretler çarpılıyorsa sonuç pozitif olacak. 12 kere 5 yine zihinden yapabilirsiniz. 60 olduğunu bulabilirsiniz. Eğer bulamıyorsanız 5 kere 2 10. Onun sıfırı elde var. 1. 5 kere 1 5 elde eklediğimizde 6 yani 60 cevabına ulaşmış olduk. B şıkkının cevabı olarak. C'ye geçtiğimizde aynı işaretli iki sayı çarpıldı. Sonuç pozitif. 5 kere 3 15. Bunu da direkt sonuca ulaşabiliriz. Artı 15 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Ç'ye geçtiğimizde Eksi 999 çarpı 0. Bakın 0 bir sayı ile çarpıldığında 0 yutan eleman olduğu için sonuç 0 olur arkadaşlar. İşaret zaten 0'ın işareti yoktur. O yüzden C şıkkımızın cevabı da 0 olması gerekiyor dedik. D'ye geçtiğimizde zıt işaretli iki sayı var. O zaman sonuç ne olur arkadaşlar? Negatif. 7 kere 7 49 yaptığı için de cevabımız 49 olarak bulunmuş oldu. Son olarak E'ye geçtiğimizde. Yine zıt işaretli iki sayı var. O zaman sonucumuz negatif. 66 ile 1'i çarptığımızda yine 66 cevabına ulaşmış oluruz. Bu şekilde eksi 66 olarak da bu cevabı bulmuş olduk. Birinci sorumuzdaki alt şıkkımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik. İkinci sorumuza doğru geçiyoruz. Üçgen eşittir. Eksi 3 çarpı eksi 5. Kare eşittir. Eksi 2 çarpı artı 4. ise i̇şte üçgen eksi kare işleminin sonucunu bulunuz demiş. Bulalım. Şimdi bu ikisini çarparak üçgene ulaşacağız. Aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. Artı oldu. 3 kere 5 15. Yani üçgeni artı 15 olarak buldum arkadaşlar. Kareye geçtiğimizde zıt işaretli bakın. Zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 4 kere 2 8 yapar. O zaman kareyi de 8 olarak bulmuş oldum. Her ikisine de ulaştım. Şimdi bizden bu işlemi istemiş. Yani üçgen eksi kare. Üçgen artı 15'ti. Kare ise eksi 8'di. Bu iki işlemi, bu iki sayıyı çıkarmamız isteniyor. Biliyorsunuz çıkarmada dönüşüm yapıyorduk arkadaşlar. Bu ifade artıya. Birinci sayı aynen yazıldı. İkinci ifademizi toplamaya. Bundan sonra gelen sayının işareti de eksi ise artı artı ise eksi oluyordu. Bu eksi olduğu için o da artıya dönüşmüş oldu. İki tane aynı işaretli sayı toplanırken 15 ile 8 topladım. Bir araya gel, geldi 23. Büyük aynı <laughs> aynı işaretli olduğu için işaretleri <laughs> artı olduğu için de sonucumuz artı 23 olarak sonuçlanmış oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı da artı 23 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Bu şekilde 2'yi de tamamladık. 3. soruya doğru geçiyoruz arkadaşlar. İşlemleri siliyoruz. Sizler durdurarak eksik kalan kısımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Evet 3. soruya geçtiğimizde x eşittir 3, y eşittir eksi 2, z eşittir eksi 5 olduğuna göre aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. Buradan bakın 3 tane farklı soru sormuş. Birinci de A'da x, y ve z'yi çarp demiş. x'i 3 alıyoruz arkadaşlar çarpı. Y eksi 2 alıyoruz. Genelde eksi sayılar parantez içinde yazılır. Çarpı. Z'yi de eksi 5 aldım arkadaşlar. Bu üç ifadeye çarpıyorum. Nasıl çarpıyorum? Öncelik ikisini çarpıyorum. Çıkan sonuçta da eksi 5'i çarpacağım. 3 ile eksi 2'yi çarptığımızda zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 3 kere 2 6 olduğu için eksi 6 çıktı. Şimdi eksi 6 ile de eksi 5'i çarpmam lazım. Aynı işaretli olduğu için sonuç pozitife dönüştü. 6 kere 5 30 yapar. O zaman cevabımız artı 30 olarak ilk şıkta bulunmuş olacak diyoruz arkadaşlar. A şıkkımızın cevabı olarak. B'ye geçtiğimizde x yerine 3 yazdım. 3 çarpı parantez içerisinde y yerine eksi 2 yazdım. Eksi şöyle parantez içinde yine yazalım. Eksi z de eksi 5 olduğu için eksi 5 şeklinde bir işlem. Şimdi bu işlemi yapacağız. Bakın önce parantez olduğu için önce parantez içerisindeki ifade yapılır. Burada bir çıkarma işlemi var. Onu dönüşüme uğratacağız arkadaşlar. Şöyle yazalım. 3 çarpı. Burada dönüşümlü halini yazıyorum. Eksi 2. Bunu toplamaya çevirdim. Bunu da bakın ortadaki işaret toplamaya. Bundan sonraki sayının da işaret değiştiği için artı 5 oldu. Eksi 2 ile artı 5'i toplayacağız. Eksi 2 ile artı 5 topladığınızda zıt işaretli olduğu için farkı alınır. 3. Büyük olan sayı artı olduğu için artı 3. Yani bu işlemin sonucu artı 3 geldi. Şimdi bu ifadeyi de 3 ile çarpmam lazım. 3 ile 3 çarptığımızda 9. X de aynı işaretle artı çünkü. Hocam bunda işaret yok. İşaret yoksa da artı olarak kabul ediyoruz. Unutmayın. 3 kere 3 9. İşaretleri de artı olduğu için artı 9 şeklinde. B şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış. Oldu arkadaşlar. A'yı artı 30 bulmuştuk. B'yi de artı 9 bulmuş olduk. Ve C şıkkımızda devam ediyoruz. Biraz burası karışacağı için Silerek devam edeceğim arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremeyenler durdurup tamamladıktan sonra C şıkkına geçebilirler. C şıkkımıza geçtiğimizde Z çarpı demiş. Eksi 5 Z'ydi çarpı. X yerine 3 yazacağız. Y yerine de eksi 2 yazacağız. Artı eksi 2 şeklinde işlem. Bu şekilde. Önce bunu yapalım. Parantez içi önce yapılır. 3 ile eksi 2 topladığınızda zıt işaretli olduğu için farkını aldım. 1 büyük olan sayı artı olduğu için artı 1. Yani işlemimiz eksi 5 ile artı 1'i çarparak sonuçlanmış olacak. Zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 5 ile 1'i çarptığımızda da 5. Sonucumuz eksi 5 olarak C şıkkında da bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Ve 4. sorumuza doğru aşağıya doğru geçiyoruz. Burayı temizledik. Demiş ki 4. sorumuzda 20 soruluk bir yarışmada yarışmacılar doğru cevapladıkları her soru için artı 5 puan, yanlış cevapladıkları her soru için eksi 3 puan almaktadır. Bu yarışmada 12 doğru 8 yanlış yapan Yusuf kaç puan almıştır? Şimdi her doğru için bir artı 5 yanlış için eksi 3 aldı. 12 tane doğru yaptıysa o zaman 12 ile artı 5'i çarpacağız. Her yanlış için de eksi 3 puan aldığı için 8 tane yanlış yaptı. 8 ile de eksi 3'ü çarpacağız. Ve çıkan sonuçları toplayacağız arkadaşlar. Toplam puanını bulabilmek için yapalım. Bu ayrı bir işlem bakın. Bu da ayrı bir işlem. Önce bu çarpmayı yapıyorum. 12 ile 5'i çarptığımızda aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. 12 çarpı 5 biraz önce yukarıda bir soruda gelmişti. 60 olarak sonucu bulmuştuk arkadaşlar. Artı 60 burası. Buraya geçtiğimizde 8 ile eksi 3 zıt işaretli. O yüzden sonuç negatif. 8 kere 3 24. Eksi 24'te burası geldi. Bu iki ifadeyi topluyorum. 60 ile eksi 24 topladığımızda zıt, zıt işaretli. O yüzden farkını aldım. 36. Büyük olan sayının işareti artı olduğu için artı 36 şeklinde e, aldığı puanı tespit etmiş olduk. 36 puan almış Yusuf arkadaşımız diyoruz. Dördüncü sorunun cevabı olarak. Ve beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıya doğru indik. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız demiş. Bakın dağılma özelliği şu arkadaşlar. Bu sayıları farklı şekilde göstereceğiz. Mesela 14 alıyorum çarpı. 11'i 10 artı 1 şeklinde göstererek dağılma özelliğini kullanabiliriz. 14'ü aynen aldım. 11'i 10 artı 1 şeklinde aldım. Şimdi dağılma özelliğinden yararlan demiş. 14'ü hem 10'a hem de 1'e dağıtıyorum. Dağılma özelliği buydu. Çarparak dağıtıyorum. 14 çarpı 10 artı ortada artı olduğu için 14 çarpı 1 oldu. Buradan da sonuca ulaş demiş. 14 çarpı 10 140 yapar. 14 çarpı 1 14 yapar. 140 artı 14 oldu. Bunu da topladığımızda 154 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Dağılma özelliği dediğinde bakın bu şekilde ifadeyi farklı şekilde gösterip dağıtarak sonuca ulaşmaya çalışıyoruz diyoruz. 5 şıkkında 23'ü aynen aldım arkadaşlar düzelteyim 23'ü. 23'ü aynen alıyoruz. Çarpı. 9 yerine bu sefer de 10 1 yazıyorum. Bakın 10'un katı şeklinde çarpma kolay olduğu için burada hep 10, 100, 1000'i kullanacağız. Bakın burada da yüzleri kullanmış olacağız. Kolay işlem yapılabilmesi için. 9'u 10 1 olarak yazdım. Şimdi dağıtıyorum. 23 hem onla hem de 1 çarpacağız. 23 çarpı 10 bu sefer arada eksi var. 23 çarpı 1 diyoruz. 23 çarpı 10 230 eksi 23 çarpı 1 ne yapar arkadaşlar? 23 yapar. 230'dan da 23 çıkardığımızda geriye 207 cevabı kalmış olur diyoruz. B şıkkımızın cevabı da bu şekilde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Devam ettim C şıkkımızla. 8'i sabit olarak alıyorum. 101'i 100 artı 1 olarak alıyorum. Bakın çarpması kolay olduğu için hep 10 ve 100 şeklinde buraya ayırmış olacağız. Dağıtıyorum. 8 e hem 100 ile hem de 1 ile çarpacağız. 8 çarpı 100. Ortada artı işareti var. 8 çarpı 1. işlemimiz bu. 8 çarpı 100 800. 8, artı 8 çarpı 1 8. Topladığımızda 808 cevabına bizi ulaştırdı. Son olarak C şıkkına geçtiğimizde 10'u sabit aldım çarpı 98'i 100 eksi 2 olarak alıyorum arkadaşlar. 100'e çok yakın bir sayı. 10 ile 100'ü çarpacağız. 10 ile eksi 2'yi çarpacağız. 10 çarpı 100 eksi 10 çarpı 2. 10 çarpı 100 arkadaşlar 1000 yapar. 1000. 10 çarpı 2 20 yapar. 1000 eksi 20 oldu. 1000'den 20'yi çıkarırsak da geriye 980 kalmış olur diyoruz. Beşinci sorumuzun cevapları da bu şekilde dağılma özelliğini kullanarak cevaplarına ulaşmış olduk diyoruz arkadaşlar. Ve altın sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıya doğru kaydıralım. Aşağıdaki işlemlerde sembollerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz demiş. Bakın yine dağılma özelliği falan kullanılmış. Eksi 7'yi önce 5 ile çarpacak. Burada eksik olan o zaman 5'i yazmış. Eksi 7'yi yazmamış. Üçgen yerine Eksi 7 gelmesi gerekir. Devam ettim. Eksi 7'yi bir de 2'ye dağıtması lazım. Burada her ikisi de yazılmamış. Üçgen yerine eksi 7. Bu işaret yerine de <laughs> artı 2 veya 2 gelmesi. İkisi de aynı şey zaten. 2 gelmesi gerektiğini tespit etmiş olduk. O zaman birinci sorumuzda üçgen yerine eksi 7. Diğer sembol de artı 2 veya 2 şeklinde bulunmuş olacaktır diyoruz arkadaşlar. A şıkkımızın cevabı olarak. B'ye geçtiğimizde yine burada dağılma özelliği 12 ile bu sayıyı çarpmış. 12 ile kaçı çarpmış bakın 5'i o zaman bu yere 5 gelmesi lazım. 5 ifadesi. Devam ettiğimde 12'yi bir de diğer ile çarpacak. 12 ile kaçı çarpmış? 3'ü çarpmış. O zaman buraya da 3 gelmesi gerekiyor. Yani birinciye 5, ikinciye 3 geldi. Yani şu işaretimiz 5 olacak. Diğer işaretimiz diğer işaretimiz de 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Burada 12'yi hem 5'e hem de 3'e dağıttığı için. Yine dağılma özelliğini burada bakın göstererek verilmeyenleri buluyoruz. İşlem yapmıyoruz. İşlem yaparsak buradan çıkamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde dağılma özelliğini düşünerek Verilmeyen ifadelerin yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Diğerine geçtiğimizde kare ile 3'ü çarpmış. Kare ile üçgeni çarpmış. Yani üçgen yerine 3 üç gelmesi gerekiyor şu anda. Devam ettim. Kare ile 5'i çarpmış. Burada ikisi de yok arkadaşlar. Bakın iki, ilk ifade 10. O zaman kare yerine 10 gelecek. Sonraki ifade de 5. Yani bu ifade yerine de 5 gelmesi lazım. Buradan karenin 10 olduğunu gördüm. O zaman buradaki kare de 10. Buradaki kare de 10. Bakın deneyelim. 10 çarpı 3, 10 çarpı 3, 10 çarpı 5, 10 çarpı 5 oldu arkadaşlar. O zaman kare yerine 10, üçgen yerine 3, bir de bu işaret yerine de 5 gelmiş oldu diyoruz. Bu şekilde altın soruda da 3 şıkkımızın cevaplarını tespit etmiş oluyoruz dedik. Ve 7. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru kaydırdık. Eksi 9 sayısının toplama işlemine göre tersi ile 8 sayısının toplama gö toplamaya göre tersinin çarpımları kaçtır? Toplamaya göre tersinde zıt işaretlisini alıyorduk arkadaşlar. Eksi 9'un toplamaya göre tersi artı 9. 8 sayısının toplamaya göre tersi de eksi 8. Tam zıt işaretlisini alıyoruz. Bize demiş ki artı 9 ile eksi 8'in çarpımı kaç? Çarpalım. Zıt işaretli olduğu için sonuç bir kere negatif arkadaşlar. 9 kere 8 ne yapar? 72 yapar. O zaman cevabımız da eksi 72 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde 7. sorumuzu da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 25. sayfayı tamamladık. Şimdi 29 ve 30 ile devam edelim arkadaşlar. Aşağıya doğru kaydırıyoruz. Evet buradaki birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Bölme işlemleri var. Bir tane çarpma işlemi var. Bakalım. Bölme işleminde çarpmada olduğu gibi aynı arkadaşlar. Aynı işaretli sayı, sayıların sonuçları pozitif. Zıt işaretli sayıların sonuçları da negatif çıkıyor. Birinci ifadem A ifademize baktığımızda zıt işaretli. Birisi eksi birisi artı. O yüzden zıt işaretli ifadelerin sonucu negatif olur. 44'ü 2'ye böldüğümüzde de 44'ün yarısı 22 olduğu için... A şıkkımızın cevabı direkt 22 22 olarak bulunmuş oldu diyoruz. B'ye geçtiğimizde aynı işaretli x de negatif. O zaman bu pozitife dönüşür arkadaşlar. Dikkat edelim. 190'ın içerisinde 19 tam 10 defa var. 19'u 10 çarparsak 190 yapar. O zaman artı 10 olarak da B ifademizin sonucunu bulmuş oluyoruz. C'ye geçtiğimizde artı bakın bu 350 Eksi yedi. zıt işaretli. O yüzden sonuç negatif çıkacak. 357'ye diye böldüğümüzde 35'in içerisinde 5 defa oradan 50 olduğunu görebilirsiniz. Göremeyenler şu şekilde 350'yi 7'ye bölebilir. 35'in içerisinde 7 5 defa 7 kere 5 35 0 0 bu 0 aşağı indim aynı zamanda buraya yazılır. Buradan eksi 50 olduğunu tespit edebilir arkadaşlar. Cevabımız burada da eksi 50 olarak bulunmuş oldu. Ç'ye geçtiğimizde <laughs> i̇ki tane bölme var arkadaşlar. Önce birinci bölmeyi yapacağım. Çıkan sonuçta da ikinci bölmeyi yapmış olacağım. Önce artı yüzü eksi 5'e böldüğümüzde zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. Yüzün içerisinde 5 20 defa var arkadaşlar. Yüzün içerisinde 5. Yine dediğimiz gibi bölme işleminde sıkıntı yaşayanlar varsa bu şekilde bölebilirler. Onun içerisinde 5 2 defa çıkardığımızda o sıfır aşağı indik buraya da yazılır. 20 olduğunu bu şekilde tespit edebilirler diyoruz. Eksi 20 ile de bölme işlemi yapacağız. Artı 4'ü. Zıt işaretli olduğu için arkadaşlar bu sayılar sonuç negatif geldi. 27'nin içerisinde 4 5 defa o zaman sonucumuz eksi 5 olarak bulunmuş oldu. Bu iki bölme işleminin sonucunda diyoruz. D'ye geçtiğimizde bölme ve çarpma önce bölmeyi sonra çarpmayı yapacağız. Eksi 60'ı 12'ye bölüyorum arkadaşlar. Eksi 60'ı 12'ye böldüğünüzde zıt işaretli olduğu için sonuç bir kere negatif. 60'ın içerisinde 12 tam 5 defa. O zaman sonucumuz eksi 5. Şurası eksi 5 geldi. Bir de bunu 2 ile çarp dedi. Diğer işlemde. Zıt işaretli olduğu için sonuç yine negatif. Eksi 5, 5 kere 2 10 yapar arkadaşlar. Sonucumuz eksi 10 olarak bulunmuş. O oldu bu ifadede diyoruz. Şöyle karışmasın. Bu eksi 5'ti. Diğeri de eksi 10 olarak bulunmuş. Oldu. Ç ve D şıklarımız diyoruz. Son olarak E'ye geçtiğimizde 0 bölü 15 0 bölü eksi 15 0 arkadaşlar etki, e, yutan eleman olduğu için çarpma bir bölmede ne yapacak? Sonucu sıfırlayacak. Cevabımız 0 sıfır olarak karşımıza geldi. 0'ı bir sayıya böldüğümüzde 0 olarak cevabımız karşıya geçmiş oldu. İşaretle zaten 0'ın yoktur diyoruz. E şıkkımızın cevabı olarak. Birinci soruyu bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki artilerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz demiş. Çarpmalar var, bölmeler var, toplamalar var. Sırasıyla yapalım arkadaşlar. Birinci ifademiz çarpma. 5 ile eksi 6'yı çarpacağız. Zıt işaretli olduğu için sonuç bir kere negatif. 6 kere 5 30 yaptığı için burası eksi 30 olarak bulunmuş oldu. Buraya geçtiğimizde Bölme işlemi sıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 14'ü 2'ye böldüğümüzde 14'ün içerisinde 2 tam 7 defa. O zaman burası da eksi 7 geldi. Devam ettiğimizde eksi 30'da da eksi 7'yi topla demiş. Aynı işaretli olduğu için bir araya gelir. 37 yaptı. İşaretleri eksi olduğu için de eksi 37 oldu. A'yı eksi 30, B'yi eksi 7, C'yi de eksi 37 olarak bulmuş olduk diyoruz. Diğer tarafa geçtiğimizde Ç'yi, e D'yi, E'yi bulalım. Bölme işlemi arkadaşlar. Eksi 65'i eksi 13'e böleceğiz. Aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. 65'in içerisinde 13 tam 5 defa arkadaşlar. O zaman cevabımız artı 5 olarak bulunmuş oldu. Buraya geçtiğimizde bir çıkarma işlemi var. Eksi 2'den bunu yazarak yapalım. Eksi 2'den çıkaracağız. Artı 3'ü. Şimdi burada bir dönüşüm lazım biliyorsunuz çıkarmada. Eksi 2'den toplama yaptım. Burası tam zıt işaretli oldu. Eksi 3 oldu. Eksi 2 ile eksi 3'ü aynı işaretli olduğu için bir araya geldi. 5 işaretleri eksi olduğu için eksi 5. Yani D ifademiz eksi 5 olarak bulunmuş oldu. Bu işlemi yaptığımızda çıkarmada dönüşüm olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Çok önemli. D'yi bu sayede bulmuş olduk. Son işlem çarpma. Zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 5 kere 5 25. O zaman E'yi de eksi 25 olarak bulmuş oldum. Bu, bu şekilde A'yı, B'yi, C'yi, D'yi ve E'yi de tamamlamış oluyoruz. ikinci sorumuzun cevabı olarak diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Evet aşağıya doğru indirdik. Eksi 12 artı 2 eksi 10 artı 6 artı 24 tam sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalama arkadaşlar bu ifadelerin hepsini toplayıp veri adedi kaç tane sayı varsa ona bölerek sonuca ulaştığımız bir yöntemdi. Şimdi burada tek tek alt alta yazıp toplamaktansa arkadaşlar yan yana yazıp artı eksi toplamaktansa şöyle yapabiliyoruz. Artıları kendi arasında. Artı 2, artı 6, artı 24. Bunları kendi arasında toplayalım. Artı 2, artı 6. Şöyle bir geri aldım arkadaşlar. Artı 2, artı, artı 6, artı, e, artı 24'ü toplayalım. Eksileri kendi arasında toplayalım. Eksi 12, artı eksi 10. Sonra çıkan sonuçları bulup İkisi arasında toplama yaparız. Bu daha pratiklik sağlayacaktır size. 24, 6 daha 30, 2 daha 32. Yani bir tane artı 32'miz var arkadaşlar. Eksi 12 ile eksi 11 araya geldi. 22, işaretleri eksi olduğu için eksi 22. Birisi artı 32, birisi eksi 22 geldi. Şimdi bunları topluyorum. Zıt işaretli olduğu için farkını aldım. 10, büyük olan işareti artı olduğu için artı 10 şeklinde toplamlarına ulaşmış olduk. Aritmetik ortalama neydi? veri sayısından yani kaç tane sayı varsa ona böleceğiz. 5 tane sayı var arkadaşlar. Artı 10'u 5'e bölmemiz istenmiş. Artı 10 bölü 5 dediğimizde aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. Onun içerisinde 5 2 defa artı 2 olarak da cevaba ulaşmış oluyoruz. 3. sorumuzun cevabı olarak dedik arkadaşlar. Ve 4. sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizleyelim. A, B, C birer tam sayıdır. Verilen şekilde alttaki iki bitişik kutunun diye değerleri çarpım bir üstteki kutunun değerini vermektedir. Buna göre harflerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz demiş arkadaşlar. Diyor ki bize alttaki ikisinin çarpımı üstteki sayıyı versin. Bu şekilde A'yı, B, C'yi bulmamız istenmiş. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada eksi 20'ye ulaşmamız için bu ikisini çarparak ulaşmamız lazım. Kaç yazarsak buraya 20'ye ulaşırız. 4 ile öncelikle 5'i çarparsak ulaşırız. 4 kere 5 20. Artı 5 mi eksi 5 mi? Bakın artı 5 olursa zıt işaretli olduğu için sonuç negatif olur. O zaman artı 5 kullanmamız gerekiyor. A yerine çarptığımızda 20 yapar. Zıt işaretli olduğu için de eksi 20 yapacaktır. A'yı bulmuş olduk. C'yi ve B'yi bulalım. 1 ile kaçı çarparsam eksi 4 yapar. Bu ikisinin çarpımını verecek. Bakın burada da 4'ü çarparsa 1 kere 4, 4 yapar. Ama artı 4 olursa artı 4 çıkar sonuç. O zaman eksi olması lazım ki zıt işaretli iki sayının çarpımı eksi 4 yapabilsin. O yüzden C yerine eksi 4 gelmesi lazım. Önce bakın sayıyı tespit ediyorum. Sonra işaretinin ne olması gerektiğini buluyorum. Burada ise B'yi bulalım. Kaç ile 1'i çarparsam 5 yapar. 5'i B yerine 5 geldi. Artı burası sonuçta artı. O zaman bunun da artı olması lazım. Artı 5 ile artı 1'i çarptığımızda da sonuç artı 5 çıkabilsin. Yani A ve B artı 5 olarak geldi. A ve B artı 5 olarak bulundu. C ise eksi 4 olarak bulunmuş oldu. Bu şekilde 4. sorumuzun da cevabını tespit etmiş oluyoruz dedik arkadaşlar. Ve 5. soruyla devam edelim. Aşağıya doğru kaydırdım. Türkiye'de bulunan 5 sivil toplum kuruluşu kızılaya eşit miktarda yardım yapmak istemektedir. Yılın ilk 8 ayı için her ay 15 bin Türk lirası, kalan 4 ay içinde her ay 20 bin Türk lirası yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu yardım kampanyası için her bir sivil toplum kuruluşuna düşen yıllık yardım miktarı kaç Türk lirasıdır diye sorulmuş. Bir tane problem vermiş arkadaşlar. Yalnız Tam sayılarla alakalı bir kısmı çok yok bunun. Normal problem gibi biraz da arkadaşlar. Normal problem çözeceğiz. İlk 8 ay her ay 15.000 toplandığı için 15.000 ile 8'i çarpıyorum. 0, 0, 0, 8 kere 5, 40'ın 0 elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 elde 12 yaptı. 120.000 oldu. Kalan 4 ay içinde 20.000 toplandığı için de 20.000 ile de 4'ü çarpıyorum. 0, 0, 0. 0, 4 kere 2, 8, 80 bin yaptı. Şimdi diyor ki toplam her birisine ne kadar düşer? 120 bin ile 80 bin toplayalım. 120 bin altına 80 bin yazdım. Topladım. 0, 0, 0, 0. 8, 2 daha 10 yapar. 10, 0 elde var 1. Bir. 1'e elde ekledim. 2 yaptı. 200 bin olarak e, toplam miktarı buldum. 200 bin TL. Kaç sivil toplum vardı? 5 tane arkadaşlar. 200 bini de 5'e bölmemiz gerekiyor. Bölelim. 20'nin içerisinde 5. 4 defa 4 kere 5 20. 0 0. Geriye 2 4 tane 0 aşağı yazıldı arkadaşlar. Aynı 4 tane 0 buraya da yazılmış olur diyoruz. Cevabımız 40 bin olarak bulunmuş oldu. Her bir sivil toplum kuruluşuna düşen miktar 40 bin TL olarak bulunmuş oldu diyoruz. Normal İşlemlerle yapılan bir problemdi arkadaşlar. Tam sayılarla çok alakası yoktu. Sırasıyla verilen gerekli işlemleri yapıp 40.000 cevabına ulaşmış olduk. Ve 6. sorumuzda devam ediyoruz. Tamamı buğday yüklü olan bir traktör kasası 3800 kg gelmektedir. Kasanın yarısının buğday yüklü olduğu durumda ise kasanın ağırlığı 2750 kg ölçülmüştür. Buna göre kasa boşken kaç kilogramdır diye sorulmuş. Yine tam sayılarla çok alakası olmayan bir problem arkadaşlar. Normal problem. Diyor ki bir buğday yüklü traktör tamamen doluyken 3800. Bakın traktörün kendi kasa ağırlığı var. Bir de içerisinin full dolu olduğu miktar var. Bu ikisinin toplamı 3800'müş. Bir de diyor ki kasanın ağırlığı artı Buğdayın da yarısı dolu olduğu miktarda 2750 var diyor arkadaşlar. Bakın aradaki tek var şuradaki yarım buğday farkı. Kasanın ağırlığı ikisinde de var. Buğday burada full dolu burada yarı dolu. O zaman aradaki tek var şu buğdayın yarı ağırlığı. O zaman 3800'den 2750'yi çıkardığımızda buğdayın yarı ağırlığını tespit etmiş oluruz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan 5 çıkmaz yandan al. Ondan 5 çıktı 5. Burada Yandan aldığı için 7 kalmıştı. 7'den 7 çıktı 0. Burada 3'ten 2 çıktı 1. 1050. Yani yarım buğday 1050'ymiş arkadaşlar. O zaman buğdayın tamamına bakalım. 1050'yi 2 ile çarpıyorum. Yarı buğday 1050 ise 2 ile çarparım. 0 5 kere 2 10 yapar elde var 1. 2 kere 0 0 elde ekledim 1. 2 kere 1 2. 2100 buğdayın ağırlığı arkadaşlar. Şu an onu tespit ettik. E şimdi demiş ki bize hem... E, traktörün kasa ağırlığı hem buğdayın toplam ağırlığı 3800 demişti. E, biz buğdayın ağırlığını bulduk 2100. 2100. O zaman 3800'den 2100'ü çıkardığımızda da traktörün kasasının boş ağırlığını tespit etmiş oluruz. 0'dan 0'ı çıkardık 0. 0'dan 0'ı çıkardık 0. 8'den 1'i çıkardım 7. 3'den 2'yi çıkardım 1. 1700 boş kasa ağırlığı diyoruz arkadaşlar. Boş kasa Ağırlığı 1700 kilogram olması gerekiyordu. Bize de kasa boşkenin ağırlığını sormuş, onu bulmuş. Olduk cevabımız 1700 olması gerekiyor dedik. Gördüğünüz gibi normal klasik bir problem, biraz dikkat gereken bir problem. Ama tam sayılarla çok alakalı mı? Açıkçası açıkçası orası e, tartışılır ama genel bir problemdi arkadaşlar. Sıralı işlemlerle cevabımıza ulaşmış oluyoruz. Ve sayfa 29'daki son sorumuz olan 7. soruyla devam edelim. Hızları saatte 20 km. burayı temizledik. Hızları saatte 20 km ve 30 km olan iki bisikletli zıt yönlere doğru sabit hızla hareket etmektedir. Bisikletli, bisikletlilerin 4 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur diye sormuş. Yine çok tam sayılarla alakalı değil arkadaşlar. Birisi bu tarafa 4 saat gitmiş saatte 20 km hızla. O zaman 20 ile 4'ü çarparak gittiği kilometreyi bulacağız. Diğeri de tam ters yönde 30 km hızla 4 saat yolu almış. Bunun mesafesini bulup sonrasında toplamamız gerekecek. 20 çarpı 4 bu 80 yapar. 30 çarpı 4 120 yapar. Birisi 80 km. Diğeri zıt yöne 120 km gitti. Aradaki Uzaklığı tespit etmek için de 120 ile 80'i toplamamız gerekir. 0, 8, 2 daha 10. Elde var 1. 1'e elde eklediğimizde 200 kilometre aradaki mesafe olduğunu tespit etmiş oluruz diyoruz arkadaşlar. Yine tam sayılarla da çözülebilir. Yine tam sayılarla da çözülebilir arkadaşlar. Bunu eksi yön alıp farkını alarak da yapılabilir ama daha karıştırmaktansa normal problem sorulmuş. Bunu 80 km diğer tarafa, bunu da diğer tarafa 120 km hesap edip toplayarak da cevaba ulaşabilirsiniz dedik. 7. sorumuzun cevabı da bu şekilde karşımıza geldi. Son olarak 30. sayfayla devam etmiş oluyoruz. Aşağıya doğru kaydırdık. Evet 30. sayfada kazanım kavramı test 2 var arkadaşlar. Bununla devam ediyoruz. 1. sorumuza baktığımızda Eksi 4 ile artı 3 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır demiş. Bakın bu aralıktaki tüm sayıların çarpımını sormuş. Önce bu aralıktaki sayıları tespit edelim. Eksi 3 var. Eksi 4'ten daha büyük. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Arasında dediği için 3'ü kabul etmiyoruz arkadaşlar. Eksi 4 ve artı 3'ü almadım. Bu sayıların çarpımını sormuş. Bakın bu tarz sorular karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Bu tuzak bir soru. Tek tek çarpmanıza gerek yoktur. Eğer çarpanlardan birisi sıfırsa sonuç direkt sıfırdır arkadaşlar. Hiç işaretle veya sayılarla uğraşmanıza gerek yok. Çünkü hepsini çarptığınızda en son sıfırla çarptığınızda tüm sayıları yok edecektir ve sıfır olacaktır. Çarpmada sıfır yutan elemandır. Burada da aralıkta sıfır olduğu için sonucumuz direkt B şıkkı sıfır olması gerekiyor dedik. İkinci sorumuza devam edelim. M ve N birer tam sayı ve M çarpı N 12 olduğuna göre M artı N en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi M ve N'yi çarptığımızda 12 yapan ihtimallere bakmamız lazım ve en az değeri sorduğu için de en az değeri kaç eder ona bakabiliriz. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. M ve N 4 kere 3 yapılabilir. 12 çarpı 1 yapılabilir. 2 çarpı 6 yapılabilir. Burada ee en A en büyük. En büyük ve en küçük değeri bulurken sayıları aralıklı seçmemiz lazım. Yani 1 çarpı 12 seçmek sayının en büyük değerini bulmamızda bize yardımcı olur. O yüzden 1 çarpı 12 ya da en küçük değer hesap edilirken de 3 çarpı 4 düşünülebilir hesaplama yaparken diyoruz. 1 kere 12, 12, 3 kere 4, 12 ikisi de sağlıyor. En küçük değerde 3 çarpı 4 yakın değerler bulunur, alınır. En büyük değerlerde de 1 ve 12 uzak aralıklar alınacaktır diyoruz. Ama burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Tam sayı dediği için tam sayı ihtimallerine de bakmamız lazım. O iki ihtimalde yazalım. Yani eksi 1 ile eksi 12'yi de çarptığımızda artı 12 yapar. Çünkü zıt işaret aynı işaret sayılar olduğu için pozitife dönüşür. Yine aynı şekilde eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımızda da artı 12 yapar. O yüzden bütün ihtimallere bakıp en küçük hangisi en az hangisi ona bakmamız lazım. Bir kere en az dediği için pozitifler elendi. Bunlardan hangisi daha küçük olur ona bakalım. M ve N'yi topladığımızda yani M'yi ve N'yi eksi 3'ü eksi 4 aldığımızda topladığımızda eksi 3 artı eksi 4 toplanır. Bir araya geldi eksi 7 yaptı. Peki eksi 1'i eksi 12 alsaydık topladım. Aynı işaretli olduğu için bir araya geldi işareti koydum. Eksi 13. Diyor ki bize eksi 7 ve eksi 13 en az dediği için tabii ki de arkadaşlar daha küçük olan eksi 13. Biliyorsunuz negatiflerde sayı büyüdükçe küçülüyordu. Sağ tarafa sol tarafa gittikçe sayının değeri küçülürdü. O yüzden eksi 13 daha küçük. O zaman eksi 12'ye eksi 1 seçmemiz lazım. Ve en az değeri de eksi 13 olması gerekiyor dedik. İkinci sorunun cevabı da D şıkkı eksi 13 olması gerekti dedik. Bu soru birazcık deneyerek hem pozitif hem negatifi düşünmek gerektiren dikkat gereken bir soruydu. Cevabımız da eksi 13 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Alperen eksi 3 A 5 aralığında verilen A tam sayısını eksi 2 ile çarpmıştır. Sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bu A sayısı bu aralıkta olduğuna göre hangi sayı olabilir? Eksi 2 olabilir. Eksi 1 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir. Bu aralıktaki sayılar bunlar. A tam sayısı eksi 2 ile çarpmıştır. Sonuç hangisi olamaz diyor. Şimdi bu ifadeleri eksi 2 ile sırasıyla çarpalım. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığımızda aynı, aynı işaretli olduğu için pozitife döndü. 2 kere 2 4 artı 4 oldu. Yani c şıkkına ulaşabildim. Sonra eksi 2 ile eksi 1'i çarpsaydım. Aynı işaretli olduğu için artı oldu. 2 kere 1 2 artı 2 oldu. Işıklarda yok. Devam ettim. Eksi 2 ile 0'ı çarpsaydık 0 yutan eleman olduğu için sonuç 0 olacak. Yazalım onu da. Eksi 2 ile 0 çarptım 0. Bakın ışıklarda ulaştım. 1'i çarpsaydım eksi 2 çarpı 1. Zıt işaret olduğu için negatif 2 kere 1 2'den eksi 2 olacaktı. Işıklarda yok. Eksi 2 ile 2'yi çarpsaydım. Eksi 2 çarpı 2. Zıt işaretli olduğu için negatif 2 kere 2 4. Eksi 4 olacaktı. da yok. 3'ü çarpsaydık. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6 yapar. Zıt işaretli olduğu için. Eksi 2 ile 4'ü çarptığımızda da zıt işaretli olduğu için negatif 4 kere 2 de 8. Eksi 8 yapar. Buna da ulaşmış oldum. Tek ulaşmadığımız cevap D şıkkı 8 olacak arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane işlem yapacağız. Arada 7 tane sayı olduğu için bunlardan 3 tanesi şıkta var. Ama 8 cevabı bunlar arasında yoktur diyoruz. Ve 3. sorumuzun cevabını bu şekilde tespit etmiş olduk. 4. soruya geçtiğimizde sayı doğrusunda gösterilen çarpma işlemi hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar sayımızın birisi sıfırdan eksi 2'ye gitti. Eksi 2 eksi 2 gitti. Yani sayılardan birisi eksi 2 olması lazım. Çünkü eksi 2 birim birim şeklinde ilerlediği için sayılardan birisi eksi 2. Kaç defa ilerliyor arkadaşlar? O da bizim adedimizi belirleyecek. 1, 2, 3 defa gidiyor. O zaman sayılarımızdan birisi de artı 3 olacak. 3 defa gittiği için. Burada işareti tam tespit edemeyen arkadaşlar şöyle düşünebilirler. Sonuçta baktığınızda eksi 6 çıkacak. E zaten eksi 2 ile hangi sayıyı çarparsam eksi 6 yapar. Tabii ki de zıt işaretli olması için artı 3'ü. Oradan da artı 3'ü kestirebilirsiniz diyoruz. Yani işlemimiz... Eksi 2 şer birim olduğu için eksi 2 3 tane olduğu için de artı 3 ile çarpıp sonuçta da eksi 6'ya ulaşmamız lazım. Şıklara baktığımızda sıralamada ufak bir değişiklik yapmış. Yani artı 3'ü başa eksi 2'yi sona almış. Bir şey değişmez arkadaşlar. Artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 yapar. Cevabımız B şık olacak. Sadece sayıların yeri değişmiş. Bu şık zaten diğerlerinde de mevcut değil arkadaşlar. Sadece B şık bunu sağlamış oluyor. Beşin sorumuza devam edelim. Aşağıya doğru indik. 17 çarpı eksi 35 eşittir. M çarpı 17 eşitliğinde M tam sayısını hangi tam sayı ile toplarsak çarpma işleminin etkisi elemanı elde ederiz demiş. Şimdi burada bir özellik var arkadaşlar. Hiç işlem yapmanıza gerek yok. 17 ile eksi 35 çarptı. Burada da değişme özelliği bakın. 35 ile 17'yi çarpacak. Yani M yerine eksi 35 yazılması gerekiyor. Şöyle düzelttim. M yerine eksi 35'in gelmesi gerekti. Bu bir değişme özelliği. Değişme özelliği. M yerine eksi 35 olduğunu tespit ettim öncelikle. Sonrasında hangi tam sayı ile toplarsak çarpma işlemin etkisiz elemanı elde ederiz. Çarpma işleminde etkisiz eleman neydi arkadaşlar? 1'dir tabii ki. Neden? Bir sayıyı çarptığımızda etki etmez sonucu sayının kendisi aynı şekilde kalır. O yüzden etkisiz eleman 1'di. Diyor ki eksi 35 ile Eksi 35 ile. Hangi sayıyı toplarsak sonucumuz 1 olur. Burada arkadaşlar bu sayıyı bize sormuş. Eksi 35 ile artı 36'yı toplamamız lazım ki zıt işaretli olduğu için fark alınır. 1 büyük olan işareti artı olduğu için sonuç artı 1 çıksın. O yüzden artı 36'yı toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bazı öğrenciler 34 düşünebilir. 34 topladığınızda farkı 1 doğru. Ama büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 1 olarak sonucumuz gelir. Etkisiz eleman 1 olduğu için artı 36 olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim dedik 5. sorunun cevabı için. Ve 6. sorumuzda devam ediyoruz. 3 basamaklı en küçük tam sayının en büyük negatif tam sayıya bölümü kaçtır diye sorulmuş. 3 basamaklı en küçük tam sayı negatif olarak düşüneceğiz. Negatiflerde biliyorsunuz sola gittikçe sayının değeri küçüldüğü için en solda 3 basamaklı eksi 999 sayısı en küçük sayıdır arkadaşlar. 3 basamaklı olarak. En büyük negatif tam sayı ise nedir arkadaşlar? Sıfırın hemen yanındaki en büyük negatif sayımız da eksi 1'dir. Unutmayın negatiflerde en büyüğü bu. En küçüğü bu tarafa doğru gittikçe küçülecektir. Şimdi en küçük 3 basamaklı sayı eksi 999. Demiş ki bunu en büyük negatif tam sayıya böl. En büyük negatif tam sayı ise eksi 1. Buna bölmemiz istenmiş. Aynı işaretli olduğu için sonuç bir kere pozitif olacak. 999'u 1'e böldüğümüzde de 999 olur. Yani cevabımız artı 999 şeklinde 6. soruda A şıkkı çıkmış oldu diyoruz cevap olarak. Ve devam ediyoruz 7. sorumuzda. Burayı temizledik yine. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada dağılma özelliğinden bahsetmiş arkadaşlar. Bakın eksi 7'yi aynen yazmış. 8'i 12 eksi 4 şeklinde yazabilir mi? Evet 12'den 4'ü çıkardığımızda 8 olur. Bakın buradaki dağılma özelliği şeklinde 12 eksi 4 şeklinde yazılabilir mi? Evet yazılır bir sıkıntı oluşmaz. İkinciye geçtiğimizde eksi 15 sabit. Eksi 92, 93 eksi 1 yazmış. Doğru mu arkadaşlar? Değil. 93'ten 1'i çıkardığımızda bakın 92 olur. Artı 92. bu eksi 92 işaret uymuyor arkadaşlar. O yüzden burada B ifadesinde bir hata var. Burası eksi 92. Burası artı 92 oluyor. O yüzden bir hata söz konusu dedik. C ve D'ye hızlıca bakarsam. Artı 5 eksi 7. Artı 5 sabit. Eksi 7 eksi 3 ile eksi 4'ün toplamı mıdır? Evet. Bir sıkıntı yok. Burada ise eksi 2 sabit. Artı 11 9 ile 2'nin toplamına eşit midir? Evet eşittir. O zaman bu da, da, bunda da bir sıkıntı yok. Sadece hata olan cevabımız B şıkkı olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Ve 8. sorumuzla devam edelim. ABC birer tam sayıdır. Verilen şekilde alttaki, alttaki iki bitişik kutunun değerleri çarpımı bir üstteki kutunun değerini vermektedir. Buna göre A artı B eksi C işlemi sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu ikisini çarptığımızda 2'ye ulaşmamız lazım. Hangi değer olacak arkadaşlar bu? Tabii ki de 2 olacak ama eksi 2 olacak. Neden? Aynı işaretli olduğu için artıya dönüşsün. 2 kere 1 de 2 yapsın. O yüzden aynı işaretli tespit etmem lazım. Eğer artı 2 yazarsanız sonuç eksi 2 olur. O yüzden C yerine eksi 2 gelmesi gerekli arkadaşlar. Sonrasında eksi 2 ile eksi 10'u çarptığımızda aynı işaretli olduğu için pozitife dönüştü. 10 kere 2, 20 yaptı. B yerine de artı 20 gelmiş oldu. Devam ettiğimizde A yerine de artı 20 ile 2'yi çarptığınızda da aynı işaretli olduğu için sonuç artı 20 kere 2, 40 yapar. A yerine de artı 40'ı tespit etmiş olduk. Sırasıyla C'yi, B'yi, A'yı buldum. Bizden A ile B'yi toplayıp C'yi çıkarmamız istenmiş. A ile B'yi yani artı 40 ile artı 20'yi toplayacağız. Bundan C'yi çıkarmamız isteniyor. Eksi 2'yi çıkaracağız. 40 ile 20'yi önce topladım. Aynı işaretli olduğu için 60 oldu. İşaretleri de artı, artı 6 ile de çıkaracağız. Eksi 2'yi. Burada dönüşüm yaptığımızda <laughs> çıkarma işlemi toplamaya dönüşür. Bu da bir sonraki işaretle artıya dönüştü. Artı 60 ile artı 2'yi topladığımızda da aynı işaretli olduğu için 62 işaretleri artı olduğu için artı 62 şeklinde sonucumuza ulaşmış oluyoruz. 8. sorumuzun cevabı da C şık olarak bulunmuş oldu dedik arkadaşlar. Ve 9. sorumuzda devam ediyoruz. <laughs> Aşağıya doğru kaydırdık. Yukarıda verilen işlemlere göre x, y ve z tam sayı değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bulalım. Eksi 18 ile hangi sayıyı bölersek Eksi 9 çıkar. Öncelikle 18'i 2'ye böldüğünüzde 9 çıkar. Peki artı 2 mi eksi 2 mi? Negatif bir sayıyı eğer zıt işaretli seçersek sonuç negatif olur bölmede. O zaman zıt işaretli seçmemiz lazım. Eksi 18 ise bu artı 2 olması gerekiyor. Eksi 9'a ulaşabilmem için. Alta geçtiğimizde eksi 27 eksi 3'e bölünecek. Aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. 27'yi 3'e böldüğümüzde de 9 defa var. Artı 9 olarak sonuca ulaştım. Şimdi son işlemi yapıyorum. Eksi 9 ile artı 9 çarpıldığında zıt işaretli olduğu için negatif. 9 kere 9 81. Z'yi de 81. Eksi 81 olarak bulmuş oldum. X, Y, Z'nin toplamını sormuş. Burada X'i 2 aldım. Artı 2. Y'yi artı 9 aldım. Şöyle artı 2 artı 9. Z'yi de eksi 81 alacağız. Önce artıları toplayalım. 2 ile 9 topladık. 11 artı 11. Burası ise eksi 81. Artı 11 ile eksi 81 zıt işaretli. Farkı alındı. 70. Büyük olan sayının işareti eksi olduğu için eksi 70. Yani D şıkkı 9'un soruda cevap olarak karşımıza gelmiş olacaktır diyoruz arkadaşlar. Ve onun soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim. Sizler durdurarak eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Son sorumuz arkadaşlar. 10. soru. Eksi 6'nın toplamaya göre tersinin artı 3'e bölümü kaçtır? Toplamaya göre tersi de sayının sadece işaretini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Eksi 6'nın toplamaya göre dersi artı 6'dır. Bunu da diyor ki artı 3'e bölümü kaçtır? Artı 6'yı artı 3'e böleceğiz. Aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. 6'nın içerisinde 3, 2 defa var. O zaman cevabımız artı 2 olarak bulunmuş oldu dedik ve onun soruyu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sayfa 30'u da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.